Analize başlamadan önce Yalı Çapkın dizisinin İsveç ve Finlandiya'da yayınlanacak ilk Türk dizisi olacağının müjdesini vermek istiyorum. Yalı Çapkın dizisinin çıktığı ilk günden bu yana Seyfer'den çok başka karakterlere odaklandığı ilk bölüm sanırım 25. bölümdü. Suna ve Abid'in ilişkisini ve ilişkilerinin ne kadar imkansız olduğunu gördüğümüz bu bölüm dizideki diğer karakterlere de odaklanmaya başladığı için bence oldukça güzel bir bölümdü. Peki Suna zorla evlendirilecek mi? Suna Abid'ini her ne kadar sevse de fragmanda "büyüklerim nasıl uygun görürse" şeklinde bir cevap veriyor. Suna'nın babasından ne kadar korktuğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ancak Suna her ne kadar babasının yanında Halis Ağa'ya böyle bir cevap vermiş olsa da Halis Ağa Suna'nın hissettiklerini anlayarak özel olarak Suna ile konuşmak isteyecektir. Çünkü Halis Ağa Kazım'ın nasıl biri olduğunun ve kızlarına nasıl hakimiyet kurduğunun oldukça farkında. Yani Suna'yı istemeye gelen kişi zaten Halis Ağa'nın eski düşmanının çocuğu. Hatta daha da kötüsü eskiden Hatice'yi istemeye gelen adamın oğlu. Yani Halis Ağa her ne kadar şu an bu evliliği onaylıyor gibi gözükse de aslında Halis Ağa'nın da farklı planları var gibi gözüküyor. Zaten fragmanda nelerin üstünü açtığından haberi yok. Küçücük beyniyle bana oyun oynuyor demesi farklı planları olduğunu kanıtlıyor. Yani Halis Ağa İfakat'ın neyin peşinde olduğunun az çok farkında. Peki İfakat Zehrin'le neden buluştu? İfakat Seyran'dan oldukça rahatsız. Çünkü Seyran hem Halis Ağa'nın gözdesi hem de İfakat'a karşı kendini asla ezdirmiyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan İfakat, Zerrin'le işbirliğine girerek Seyran'la Ferit'i ayırmaya çalışıyor. Ancak işin asıl ilginç kısmı, Zerrin geldiğinden beri Pelo'yu asla dinlemeyerek Halis Ağa, Ferit ve Seyran'la görüşmüş ve dişini göstermeye çalışmıştı. Ancak aslında Zerrin'e bu aklı veren ve ona neler yapması gerektiğini söyleyen kişi İfakat'ın kendisi olabilir. Yani İfakat, Seyran'ın yılda güç kazanmıştı başladığını görünce Seyran'ı yalıdan göndermek için Zerrin'i doldurmaya başladı. Hatta fragmanda Zerrin'in İfakat'a "şimdi daha iyi anlıyorum o kızdan neden kurtulmak istediğini" demesi de Zerrin'le İfakat'ın Seyran'ı göndermek için zaten daha öncesinde konuşmuş olduklarını anlatıyor bize. Ancak Zerrin aynı zamanda fragmanda Seyran hakkında "bu kızın en hassas yeri ailesi" diyerek Seyran'ı Ferit'ten ayırabilmek için çok daha ileri gideceğini öğrenmiş oluyoruz. Yani Zerrin Kazım Ağa'ya Pelo ve Ferit'in geçmişi hakkında konuşacak ve Seyran'ın Ferit'le Pelo'nun sevgili olduğunu bilmesine rağmen hala bu ilişkiyi sürdürdüğünü açıklayarak Kazım Ağa'yı sinirlendirecek ve Seyran'ı ayırmaya çalışacak. Ancak Ferit fragmanda Seyran için Zerrin ve Pelo'ya oldukça net konuşarak "uzak durun" dedi. Yani Zerrin bu saatten sonra ne yaparsa yapsın Ferit'in Seyran'ı hiçbir şekilde bırakmak istemeyeceğini ve ilişkisi için savaşacağını da görmüş olduk. Peki Seyran Ferit ve Pelo'yu gördükten sonra ne olacak? Zerrin Seyran'ı evine çağırıp konuşmak istese de aslında Seyran'a büyük bir oyun oynayarak Seyfer'e zarar vermeye çalıştı. Ancak Seyran ve Ferit fragmandan gördüğümüz kadarıyla Zerrin'in ne yapmak istediğinin farkına vardılar. Bu yüzden Zerrin'in oyunlarına düşmemek için Seyran ve Ferit de bundan sonra yaşanan her şeyden birbirlerini haberdar ederek bu oyunlara düşmemeye çalışacaklar. Evet dostlar, bu bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Genel olarak Suna'nın evlilik konusu işlendiği için konuşacak çok fazla şey olmasa da keyifli bir bölümdü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.